Ahmet Fakih. Yapılan araştırmalara ve çeşitli görüşlere göre Türk edebiyatında birkaç Ahmet Fakih adı ile karşılaşmaktayız. Bunların birincisi, Konya'da yaşayan ve 1221 yılında vefat eden Hoca Fakih veya Fakih Ahmet'tir. İkincisi ise 1251 yılında ölen ve Bahaeddin Beled'in öğrencisi olan Ahmet Fakih'tir. İkinci sırada bahsettiğimiz Ahmet Fakih'in hayatı Mevlana'nın hayatı ile paralellik gösterir. Fuat Köprülü, Mecdut Mansuroğlu ve Hasibe Mazioğlu, Çarh Nameni şairi olarak bunu gösterirler. 1251 yılında ölen Ahmet Fakih için torunu Seyyid Ahmet 1288 yılında ayrıca bir de türbe yaptırmıştır. Tasavvufi yönü bulunan ve İslami ilimlere sahip bu şair için Yunus Emre bir şiirinde yer alan şu sözleri etmiştir. Ahmet Fakih Kutbüddin Sultan Seyyid Necmüddin, Mevlana Celalüddin Olkut, İcihan Kanı şeklinde yer vermekte ve ona Kutbüddin demektedir. Ancak bunlardan başka 14. yüzyılarda yaşamış olan 3. Karamanlı Ahmet Fakih ile bir de ne zaman olduğu bilinmeyen de Akşehir, Konya'da mezar taşı bulunan 4. bir Ahmet Fakih vardır. Son araştırmalar Çarh, Name ve Mesacid-i Şerife'nin dil özellikleri yönünden 14. yüzyılda Karamanlı Ahmet Fakih tarafından yazılmış olabileceğini göstermekle birlikte, şimdilik bu konu, başka belgelere muhtaç olup tam olarak aydınlatılmış değildir. Edebiyat tarihleri ile farklı kaynaklarda verilen birbirinin benzeri bilgilere göre, Horasan'da doğan Hoca Ahmet Fakih, Konya'ya gelerek Mevlana'nın babası Bahaeddin Veled'den fıkıh dersleri almış, bundan dolayı kendisine Fakih denmiştir. Hac için İcaz'a giden ve hac dönüşünde 2 ay Kudüs'te kalan Ahmet Fakih, kitabı Evsaf-ı Mesacid-i Şerife adlı eserinde Hicaz yolculuğunu anlatmıştır. Kaynaklara göre Ahmet Fakih'in Çarh, Name ile kitabı Evsaf-ı Mesacid-i Şerife'den başka eseri bulunmamaktadır. Eserleri 1. Çarh, Name, Eğirdirli Hacı Kemal'in Camiün, Nezair adlı nazire mecmuasında yer alan, kaside nazım şekliyle yazılmış 83 beyti elimizde olan eksik bir manzumedir, 100 beyit olması gereken eserin yaprakları eksiktir. Çarh, Name, yüzyılın diğer eserlerinde görüldüğü gibi insan kaderi, insanların kardeş oldukları ve Tanrı'ya kulluk için yaratıldıkları, feleğin acımasızlığı ve dünyanın faniliği, ölümün gerçekliği gibi dini, tasavvufi konuların işlendiği ve insanların hayatta olanlardan ibret alarak iyilik yapmaları gibi öğütlerin verildiği, öğretici yanı öne çıkan bir manzumedir. Yer yer sosyal konulara da temas edilen eserde özellikle Anadolu'da 1239 yılından sonraki kargaşa ve bölünme zamanları, insanların acımasız davranışları işlenmiştir. Çarh, Name, Ahmet Fakih başlığı ile verilen bu kasideyi bilim dünyasına ilk defa tanıtan ve yazarı hakkında bilgi vererek yayınlayan Fuat Köprülü'dür. İkinci kitabı Evsaf-ı Mesacid-i Şerife, Ahmet Fakih'in ikinci eseridir. Aslı Londra'da olan bu eser, Hasibe Mazıoğlu tarafından bulunmuş ve yayınlamıştır. Tek nüsha olan eser 347 beyitlik küçük bir mesnevidir. Hece vezni ile yazılmış dörtlüklerde bulunmaktadır. Türk edebiyatında yazılmış ikinci Türkçe mesnevidir. Anadolu Türk edebiyatında ise bir ilk olarak karşımıza çıkmaktadır. Dil yönünden açık ve sade olup gerçekçi bir anlatıma sahiptir. Zaman zaman dünyanın geçiciliği, iyilerle arkadaş olunması ve sabrın elden bırakılmaması gibi öğütlerle dikkat çeken eserde, Peygamberin Medine'ye hicreti ve ravzası, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in mezarları, Mekke, Kabe'yi tavaf edişi gibi konulara yer verilmiştir. İçerik bakımından bir nevi seyahatname gibi görülen eser, hacca dair yazılan ilk Türkçe mesnevi olarak da değerlendirmek mümkündür.